Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Ahmet Serer. Ben Hikar Sarıgöz. Şimdi bugün Erciş'te bir gün nasıl geçer? Onunla ilgili bir içerik hazırlayalım dedik. Uyandık. Şimdi karnımız aç, kahvaltı yapacağız. Abi, nerede yapalım kahvaltıyı? Sabah kahvaltı yemeyince sahile gidelim. Sahilde daha güzel olur. Hava da güzel. Aynen. Hatta bahçeli bir yer olursa daha da iyi olur. O zaman gidelim abi. Fakülerden sahile ulaşmak da bu kadar kolay gördüğünüz gibi. Dakika sürmedi herhalde. Buraya kadar? Evet. Yani arabayla 2 dakika bile sürmüyor. Kurt gibi acıkmıştık ve gördüğünüz gibi çok güzel bir masayla karşılaştık. Gördüğünüz gibi bakın direkt karşımızda hemen sahil ve bahçenin içerisindeyiz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir serpme kahvaltımız var. Sıcağımız, yumurtamız, sucuklu yumurtamız, aynı zamanda patateslerimiz, sigara böreğimiz ve soğuk çeşitlerimiz. Hatta gördüğünüz gibi bakın bahçeden doğal erik ve şurada doğal elma bile var. Ben şimdi Malik abiyle görüştüm. Bak, bu bal Zilan balıymış. Zeytinler Ege'den geliyormuş. Bu reçeller ise tamamen bahçeden toplanan meyvelerle yapılıyormuş. Şu an açıkçası bunu ben de bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Hemen bunu arkadaşlara da söylemiş olalım. Yani buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar tamamen doğal ve gördüğünüz şu masa 2 kişilik bir masa. Bu kahvaltıyı yapabilirsiniz. Şey abi canım, benim gözüm doydu ya. Vallahi benim gözüm doymasına doydu da ama karnım hala aç. O zaman biz kahvaltımızı yapalım. Aynen kahvaltı hemen yapalım ama kahvaltı yaparken çekim yapmayacağız değil mi? Evet. Yani bizi o halde görmeyin. Mükemmel değil mi Ahmet? Ama göze hitap ettiği kadar damağa hitap ediyor. Hitap ediyor. Aynen. Masamızın son hali. Abi son hali palet masa mıydı acaba? Vallahi arkadaşlar, bahçesi olsun, manzara olsun, havası olsun. Hele de bu pandemi sürecinde kapalı mekanlara olan güvensizlikten sonra burası ilaç gibi geldi gerçekten. Ambiyans gerçekten çok güzel. Böyle gösterelim. Kedimiz geldi az önce yanımıza. Abi nasıldı ya? Senin yorumlarını bir alalım. Kardeşim, sence masa her şeyi anlatmıyor mu? Artık yemekten o kadar şiştim ki neredeyse konuşamayacak seviyeye geldim yani. Yani çok lezzetliyiz, çok güzeldi. Ama senin de söylediğin gibi en güzeli ise işte bu bahçede kahvaltı yapmaktı. Serin havada kahvaltı gerçekten çok güzeldi. Abi, o zaman kahvaltımızı yaptık. Evet, işte bir gün nasıl geçiyormuş kahvaltıdan sonra? Kahvaltıdan sonra kahve mi içelim abi dedi. Aynen. Ufak bir sahil yürüyüşü yapalım. Tamam, ufak bir sahil yürüyüşü yapalım ama kahveyi de yerinde içelim. Tamam. Gidelim güzel bir kahve. Aynen. Yine güzel manzarası olsun ama. Güzel manzarası bilmem ama yine bahçesi olsun bence. Tamam. Yine pandemiden dolayı. O işi ben sana bırakıyorum o zaman. Tamam. Yediklerimizi ancak böyle hazmederiz abi. İyi yedik yani. Vallahi çok iyi yedik. Abi şöyle ileride şu deniz bisikletlerine biz de binelim mi? Vallahi artık gelmişken binelim bence. Biraz pedal çevirelim mi?
Direksiyona sen geç abi. Ben mi geçeyim? Direksiyona sen geç, aynen. Öyle diyorsan. Abi dalgaya yan girilmez. Dalgaya dik girilir. Evet. Artık öğreneceğiz bunu. Nasıl abi, keyifli mi? Vallahi bu güzelmiş. Sen daha önce binmiş miydin buna? Yok, Van Gölü'nde binmedim. Vallahi ben de burada binmemiştim. Yalnız güzel gidiyor abi. Abi biz bununla böyle ahla tadil cevaz gideriz ya. Vallahi hızlı da gidiyor. Gidilebilir. Şu an üzerinden geçtiğimiz kaya var. Şöyle göstereyim ben. Neredeyse kayaların direkt üstünden geçiyor gibi. Arkadaşlar zaten Van Gölü'nden de bahsedelim biraz. Van Gölü 5 tane yanardağın ortasında kalmış bir volkanik göl. Doğusunda Tendürek Dağı var, batısında Nemrut, Süphan, yine güneyinde Erek Dağı var, Artos Dağı var. Dünyanın en derin göllerinden birisi. 490 metre en derin noktası ve dünyanın en büyük mikrobiyolitleri var burada. Hatta birkaç yıl önce böyle haberi bile çıkmıştı bunun. Van Gölü'nün altındaki peri bacaları diye. Onlar aslında mikrobiyolit. Yani 490 metre derinliği olan bir gölde canavar olma ihtimali de bence var abi. Valla şu an canavar nereden çıkacak diye bekliyorum. Gençler, su nasıl? He? Güzel mi? Evet. Şimdi o kadar mı yani derinliği? Hayır, şu an burası böyle. He. Nereden başlıyor boyu geçmeye? Valla yani burası çok derin değil. He. Soğukluk nasıl? Dışarı da alsak yani. Eve gidip bir mayo alsak mı diye düşündüm ben şu an. Olmadı bir de bugün Çakıl Adası'na mı gitmek? Çakıl Adası'na gidilir ya. Mayolu mu gitti? Sen mayolu git. Ben seni çekerim. Eyvah. Geri. Buradan gelmiyoruz mu? Karaya vurduk. Çevir burnumuzu. Aynen. Vallahi Titanik gibi kayaya çarptık şu an. Dümen İlker Hoca da. Ha, ben çarptım yani. Bayağı eğlendin abi. Aynen, güzeldi. Özellikle kahvaltıdan sonra çok iyi geldi. Ney ney? Kanalın ismi. Sen YouTube'a giriyor musun? Gezgin grup. Neymiş? Tamam. YouTube'dan izle, tamam mı? Şimdi Yunus Emre Kafe'ye geldik. Burada çok güzel közde kahve yapıyorlar. Hatta buranın kahvenin yapılışının ayrı bir özelliği var. Birazdan yaparken zaten videosunu çekeriz. Ve yine pandemiden dolayı gördüğünüz gibi bahçeli bir yerde kahvemizi içeceğiz. Yeah.
bahçesi. El maaşan içerisinde tepemizde tavanımız. Ayaklarımızı atıyoruz. Ve şimdi rahat rahat Türk kahvemizi içeceğiz. Şimdi buraya gelmişken arkadaşlar bu kafeden bir bahsedelim. Burası gördüğünüz gibi dışarısı tamamen doğal bahçe içerisinde bir yer. İçerisi ise otantik bir yer. Ahmet burada içerisinde aynı bir şekilde yer minderleri şeklinde şart minderleri var. Alt katı tamamen yer minderleriyle kaplı. Üst katı ise normal masaların olduğu bir yer. Yani daha böyle otantik yerleri sevenler buraları tercih edebilir. Banka havası için burayı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda yiyecek içecek aparatif şeyler de var. Dediğim gibi bu bilgilerin bir kısmı olmadı. Biraz sonra yine Tarık Bey'e de sorarım. Yani buranın nargilesi de meşhur da şu an pandemiden dolayı aynen. İşte pek tercih etmiyoruz. Yoksa bir bahçede bir nargile içilirdi yani. Evet, zaten burası ilk olarak nargilesi de meşhur olmuş bir yer. Ama şu an pandemiden dolayı yasak yani. When I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Whoa, the silence is way too loud. Evet, şimdi kahvelerimiz geldi. Ben zaten sizlere kahveden çok bahsetmiştim. Bir de şimdi Talip abiye soralım. Bu kahvenin özelliği nedir? İlker abi, öncelikle sen hoş geldin. Hoş sefalar abi. Getirdin. Yıllardır buradasın. Senin o güzel yüzünü görüyoruz ama kayın istediğin için çok üzülüyoruz. Sağlık olsun abi. Biz öncelikle kahvemizden bahsedelim. 1998'den bu yana Yunus Emre Aile Çay Bahçesi devam etmektedir. Kahvemizi genellikle közde yapıyoruz. Biz, müşterilerimizin tavsiyesi üzerine. Telfesini seviyorlar. Peki abi, yani burada sadece közde kahve içmeye mi gelsinler? Ya da insanlar mesela Yunus Emre kafeye niye gelsin? Hayır, Yunus Emre Aile Çay Bahçesi'ni deyince hem nezihliğiyle, hem otantikliğiyle, hem ferahlığıyla. Şimdi mesela gördüğünüz buradaki şar köşelerini şöyle yan tarafta gösterelim. Şöyle şu şar köşeleri, normal oturaklar, güzel bir şekilde mesela müşteriler geldiği zaman ailesiyle rahat edeceği ve kendisini böyle huzurlu bir ortamda bulacağı bir mekan. Yani Yunus Emre deyince sadece aklınıza kahve gelmesin. İşte başka neler var abi? Ya mesela şimdi mesela sabah kahvaltımız var. 17-18 çeşitten oluşan yemek çeşitlerimiz var. Eskiden burada içli köfte gibi vardı. İçli köfte, ev mantısı, bunlar hepsi yani özel ev yapımıyla. Ev içli köftesi, gözleme, şinisel, ızgara çeşitleriyle köfte, ciğer, tavuk, ondan sonra güzel... Ciğer mi, ciğer mi? Efendim, ciğer. Bizim sur ciğeri değil efendim. Erciş ciğeri yani. Sur ciğeri diyemeyelim. Biz Diyarbakır'a kaçmayalım. Ciğer dedim de. Evet, ciğer dedik de ama biz ciğer diyelim. Biraz Erciş şivemiz var. O yüzden kusura bakmayın. O zaman kısaca diyoruz ki herkesi Yunus Emre Aile Çay Bahçesi'ne bekleriz. Bence de yani. Ki Yunus Emre Aile Çay Bahçesi'ne gelmeyen müşterilerimiz bence büyük bir eksikliğe uğramışlardır. Gelip de kafemizi görmelerini isterim yani. Evet tabii arkadaşlar, kişi malına kötü demez. Ama ben şunu diyeyim, benim malım olmadığı için ben rahat konuşabilirim. Şu bahçede oturmak için bir de Yunus Emre kafeye gelinir arkadaşlar. Evet, kahve de çok güzel, başarılı. Abi. Çakıl Adası ne? Çakıl Adası yukarıdan bakınca kalp şeklini andıran böyle çakıldan oluşan bir ada. Beyaz beyaz ufaklı bir sürü çakıl taşları ve o kalp gibi dediğim adanın tam göbeğinde de bir su birikintisi daha var. Yani nazar boncuğu gibi bir şey ya. Çok harika bir yer. Bir de Çakıl Adası aile plajı. Yani oraya aslında aile olmadan girilmiyor. Mesela biz normal şartlarda ikimiz giremeyiz Ahmet. Sadece biz onlara video çekeceğimiz için ricada bulunacağız. Videomuzu çekip çıkacağız. Erciş'e yaklaşık bir 20 kilometre falan mesafede bir yer. Yani aracınızla çok rahat şekilde böyle
20-25 dakika en fazla yarım saat içinde ulaşacağınız bir arkadaşlar, Çakıl Adası'na geldik. Şimdi işletme sahipleriyle konuştuk. Sıkıntı yok dedi. Görüntü alabilirsiniz dedi. Hatta bize birkaç yer önerdi. Şuralardan daha iyi manzara oluyor dedi. O yüzden biz de tırmanışa geçtik. İlker abi biraz trekking girdi işin içine. Aynen öyle. Şimdi tepeye doğru bir çıkalım. Evet, şöyle biraz arkama döndüm baktım spoiler almak için. Çok güzel. Harika. Değdi sanki abi çıktığımıza. Şeyi merak ediyorum. Burada böyle miymiş? Yığılma mı acaba? Yığılma. Onu birazdan soralım şimdi. O zaman onu soralım. Evet, şimdi arkadaşlar şu manzarayı gördükten sonra buraya kim göl diyebilir? Farkı var. Hatta bence fazlalığı var. Doğallığı, güzelliği var. Baksana abi, gezen tavuk falan da var burada. Ama bu civcivlerin anneleri varsa seni mahvederler. Tavuk hırsızı. Bu horoz. Horoz mu? Tabii. Ben anlarım. Abi yaylacı olunca. Aynen. Güzel ama. Evet, mahallenin gençleri. Pıs 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 pıs. Yalnız onlar ördek ha. Ahmet. Pıs 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 pıs. Hakan Bey ile beraberiz. Şimdi burada merak ettiğimiz şeyleri direkt kendisine soracağız. Evet, merhaba. Merhaba, abi. Hoş geldiniz. Abi öncelikle bizim merak ettiğimiz şey, burada malum bura Çakıl Adası, evet. Ve her yerde çakıl var. Evet. Bu çakılları siz mi getirdiniz, yadınız yoksa doğal mı? Doğal, kendiliğinden oluşma. 98'de sular arttığında, Van Gölü arttı o dönem 95 yıllarında. Tarlayı içeriye kadar aldı. Geri dönüşte böyle bir doğallık bırakarak yürüyün. Peki o ortadaki su ne abi? Ortadaki su birincisi tatlı suyla deniz suyunun karışımı. O tatlı suyun kaynağı nereden geliyor abi? Tatlı suyun kaynağı dağlardan yağmur suyu biriken yere doğru zemindeki kaynak suları. Peki abi, insanlar buraya geldiğinde yüzebiliyorlar. Başka bunun dışında... Burada yüzebiliyorlar, mangal yakabiliyorlar. Ha, mangal serbest yani. Mi? Evet evet. Biraz titiz olmak şartıyla serbest yani. Çakılı kirletmek istemiyoruz o konuda. Evet, çok, yani, bu çok önemli, güzel. Doğal görüntüsünü bozmamak amacıyla ona çok dikkat ediyoruz. Benim bildiğim kadarıyla buraya aile olmadan da giriş yapılmıyor değil mi? Hayır, sadece aile. Sadece aile olacak çünkü ailelerin birbirlerine karşı olan saygıları var. Bekar insanların bunu yakalaması çok zor. Çünkü yanında aile olduğu zaman insanlar... Ya bir de bekar olarak ya da sadece erkekler diyeyim, zaten gölün her tarafında girebiliyorlar. Ama böyle bir işletme, bayanlar her yerde giremediği için... Böyle bir işletme olduğu için bayanlar her yerde rahat olamıyor. Burada aynen. Rahat
duşluklarımız var, lavabolarımız var. O yüzden biraz rahat oluyorlar. Tatlı suyla duş alıyorlar. Ortada duşluklarımız var. He. Lavabolarda her lavabonun yanında duşluklarımız var. He. Bayanların ayrı, erkeklerin ayrı. Abi burada aslında tam bir organizasyon da yapılacak. Yapılıyor mu öyle şeyler? Evet, yapılıyor. Evlilik teklifleri, doğum günleri. Böyle güzel bir günler kutlamak için çok güzel müsait. Peki bunları bir... siz mi ayarlıyorsunuz yoksa herkes kendisi mi ayarlıyor? Hayır, organizasyon şirketleri getiriyorlar. Kurulumunu yapıyorlar. Biz sadece yardımcı oluyoruz. Peki buranın abi ücreti nedir? Hani buradan... Ücreti şöyle diyeyim. Biz insanlara gölgelik veriyoruz. Evet. Bütün ücretler dahil burada maksimum ödeyebilecekleri en yani küçük bir araç için binek bir taksi diyelim mesela. Evet. Ona verecekleri ücret en fazla 60 TL'dir. Yani o zaman araç ücreti arıyorsunuz siz. Kişi başı ücret değil yani. Şöyle kişi başı değil. Araç başı. Sadece araç. Bir araçta kaç kişi olabilir? 6 kişi. Yani 4 de olur. 4-5. Verdiğimiz kölgelikler ona yetecek şekilde. Peki bir takside 2 kişi gelirse mesela? Aynı. Değişen bir şey yok. 60 lira yani. 60, en maksimum ücret. Ha, maksimum. Özellikle derse bana burayı ayırın, rezerve yapın, ben şurayı istiyorum derse 60 TL. Peki hiç özel bir şey istekte bulunmadı. Geldi 2 kişi. 2 kişi normal girişten geldiler. Şemsiyelerimiz 40 TL. Evet. Diğer kamelyalar 50 TL. Burada diyelim ki kişi geldi, yanında yiyecek getirmedi ya da mangalını getirmedi. Siz burada yemek ihtiyacını karşılıyor musunuz? Burada yemek veriliyor mu yani? Şu an yok. Gelecek yıllarda olacak. Bu yıl başlayacaktık pandemiden dolayı. Başlayamadık yani. Bir etken. Ama hazırlığımız var. Abi çok teşekkür ederiz. Ben verdiğim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz.